Reklamların ardından Türkiye'nin en güzel kadınlarından bir tanesi tabii ki Pınar Eliçe ile birlikteyiz. Pınar Eliçe, hazır mısınız sorularımıza? Gömün beni. Hazırım. Ben de o güzel kadın kısmına katılıyorum. Hiç değişmiyor. Hiçbir şekilde yıllar ondan bir şey alamıyor. Ay ne güzel. Beni şu an her türlü gaza getirdiniz. Gömebilirsiniz. O zaman tamam. Şey, güzellikle. O zaman tamam. Kıvama geldi. Geldi. Tam istediğiniz kıvama geldi. Pınar Hanım. Bu yaptığımız Kürk gerçek miydi demeden önce izleyeceğiz. Önce bir hatırlayalım. Pınar Eliçe ne yapmış? Ne yaptı? İzleyelim. Sonrasında tüm gerçekleriyle Pınar Eliçe canlı yayınımızda sorularımızı yanıtlayacak. Evet. Şimdi yani borcunuz varmış da aslında o vizon kürkü almışsınız, o yüzden yakmışsınız. Ve hayvansever değil misiniz? Şöyle Seda'yı da çok severim ayrıca. Seda çok tatlı bir kadındır. Çok. Ama çok fanatik bir hayvansever olduğunu biliyorum. Orada tabii biraz heyecana kapılmış, beni yanlış anlamış olabilir. Öncelikle nereden başlayayım? Sen ortaya konuş, bizi zaten şimdi fark etmez. Neden bu kürk yakıldı? Yakıldı, evet. Kamerayı sen mi çağırdın? Pınar diyebilirim değil tabii, mi? Tabii ki ya. Pınar'cığım sen mi çağırdın kamerayı? Evet, benim neden basın danışmanım. Şey şöyle bir şey anlatıyorum, hemen anlatıyorum. Ben yıllardır kürk giyen bir kadınım. Bilinçsiz bir alıcıydım. Hmm. Ve bundan 6 yıl öncesine kadar hayvanlarım yoktu. Yani 3 tane şu an köpeğim var. Aa, çok ay ne güzel. Evet. Yani ben hayvansever değilim derken ben hayvanlardan korkan bir insandım. Keşke öyle deseydin. İşte bak bazı kelimeler evet keşke başta öyle deseydin. Dedin, başta onu dedin. Sonra yetmedi. Yetmedi. Hayvansever değilim dedin. Hayvansever değilim derken aslında hayvanlardan korkan bir hayvansever değilim. Korktuğum için değilim. Evet. Sevemiyorsun bir, fiziksel olarak seni. Evet sevemiyorum. Yani tikleniyorum. Kuş gelse kaçıyorum. Böyle yani ne fena bir şey travma ya. Ama şimdi kelime haklı. İnsanı bak, nereye götürüyor? Bunlar yani o gerçekten çok dikkat etmek çok dikkat lazım. Etmek konuşmak lazım. Ne oluyor biliyor musun? Hayvansever değildim sözü. Bütün hayvanseverler ve herkes tarafından tabii ki taşa... Bazen işte böyle hani düşünmeden konuşursun ya langur lungur. Hmm. Senle konuşuyor gibi. Ailemden birine konuşuyor gibi. O yüzden çok detaya indiğim zaman işin açıkçası bu. Ben bundan 6 yıl öncesine kadar kedi, köpek, muhtelif yani böyle çekirge görsem 5 metre uzak kaçardım. Bakın annem de burada. Beni bilenler çekirge de bilir. Çekirge de biraz tabii sıçrar yani. Ne olacağı belli olmaz. Ben bu travmamı yendikten sonra köpek aldım. Köpek sahibi. Güzel. Hayvan beslemeye başladım. Evet. Çünkü bir insan bir duyguyu, bilmediği bir duyguyu ne olduğunu bilemez. Doğru. Hani bilemezsin ya. Sonrasında ya o köpekleri aldım, bir tane köpek aldım. Ya o kadar bana pozitif bir enerji, o kadar değişik bir sevgi duygusunu verdi ki bir tane daha aldım. Tabii bunda çocuklarımın da çok etkisi oldu. Onlar öncelikle istedi. Ben yıllardır çocuklara hayır evi pisletirler, öyle yaparlar, böyle yaparlar diyen kadın şimdi yatağında iki köpekle uyuyor. Ne güzel. Evet. Ben hayvan sever tabii ki hepimiz bütün canlılara saygımız var Allah'ın yarattığından ötürü. Evet. Ama ben korktuğum için. Tamam. Bu çok güzel bir açıklama. Korktuğum için. Olduk, evet. Süper oldu. Burada Sedacığıma dipnot olarak veriyorum. Seda Akgül'e. Evet. Ben de o lafa çok takılmıştım. Hepimiz takılmıştık. Çok iyi oldu. Evet evet. Bu güzel. Ya, bu İkincisi. Güzel. İkincisi ne? Biz soru... Türk sahte mi? Hayır değil. Şimdi şöyle bir durum oldu. Neden böyle bir şeye karar verdim? Evet. Şimdi bu kürk olayları zaten uzun süredir hep düşünüyorum. Giyerken bile bazı videolar izledim ben. Ay evet. Onları izledin mi? Yani izledim. O kürklerin nasıl yapıldığına dair. Ve çok yeni izledim bunu. Ha, ben anladım seni. Ha, anladın mı olayı? Şimdi zaten onu izleyip izleyip de bir daha. Yani. Ya en son Uludağ'a gittim ben çocuklarla. En son giydiğim kürk odur Uludağ'da. Siyah olan. Siyah olan. Ha. Şubat tatilinde kızım o videoyu izledikten sonra bana şunu söyledi. Anne sen bunu nasıl giyebiliyorsun dedi. Kaç yaşında dedi. Kızın? 16. 16 yaşındaki kızın söylüyor. Kızım söylüyor. Ne kadar? Yani benim biraz farkındalığımı kızım arttırdı diyebilirim. Anne sen bunu o videoları izledikten sonra sen bunu nasıl giyebiliyorsun dedi. Ben şöyle çünkü Helin Oğlak Burcu çok akıllı ve mantıklı bir kız. Ben onun her söylediğini dikkate alıyorum. Çok da bilinçli bir. Sen de mi Oğlak'sın? Tabii ki. Evet, ya, teşekkür. Çok başarılı oluyor Oğlaklar evet. Ya. Ne istediklerini biliyorlar. Evet. Ve ben düşündüm, taşındım. Ya bu çocuk haklı. Şimdi ben çocuğuma karşı mahcubiyet yaşadım önce. Hmm. Sonra kendi vicdanımda oturdum düşündüm. Ya dedim ki kendi kendime ben bunları hayatımdan çıkaracağım demiştim zaten. Bu olay bu kürk olayı da üstüne tuzu biberi oldu. Hazır dedim böyle bir olayda varken ben de bir farkındalık oluşturmak adına. Yani bunlar terk edebileceğimiz
Çok kolay şeyler ya, ne var, ben hepsini de yakardım aslında orada. Aslında bu dünyada yapılan şeylerden bir tanesi. Yani, farkındalık yaratma. Ya, orada başka bir şey yapsan bu kadar haber olmaz. Haber olmayacaktı, Türkiye duyulmayacaktı. Çünkü yaptığın için herkes haber yaptı ve sonuçta ne oldu? Bir kişiye ulaşsam yeter. Yeter. Yani terk edebiliriz bunları biz ya. Biz bunlarsız yaşayabiliriz. Diğerlerini ne yapacaksın? Şimdi diğerlerini ne yapacağım? Bu arada sahte miydi? Sahte değildi. Peki ben size o zaman şöyle bir şey yapıyorum. Ben bu polemiğin bu şekilde gideceğini biliyordum. Ersan'ı aradım dün gece. Ya mekanın sahibi. Sahibini aradım. Ha. Benim Ersan'a çıktığım yerin sahibini aradım. Çünkü ben orada yaktım ve orada bıraktım. Çıktım gittim gazinoya. Yani. Etiler'deki yer. Tamam, evet. Çıktım gittim ben. Ersan dedim ya, o kürk duruyor mu? Atmadınız inşallah çöpe. Niye ne oldu, hayırdır dedi. Dedim sanki ona ihtiyacımız olacak. Ha. Hissettim. Sahte diyecekler. Bize gelen duyum şu. Hı. O kürk sahteydi. Aslında peki, başka bir kürkçüye Pınar Eliçe'nin borcu var. Tamam, ona da geliyorum. Ondan tamam. Ötürü yapıldı ben şimdi bu size o kürkü buldum ben. Ersan'ın deposundaymış. Kürk geliyor. Ben size yarın kürkü gönderiyorum. Yarın cumartesi, pazartesi biz kürkü alalım. Tamam, ben pazartesi kürkü alalım. Ben ekibe bıraktıracağım. Tamam. Lütfen siz yapın analizini. Tamam. Anlarsınız, bilirsiniz. Yani ben pek... Sen onu ara... Bilirim. Ben anlarım. O anlar. Tamam, ya bilir en azından dokunayım. Tabii ki canım. Ya da siz akıllı kızlarsınız. Siz evet. Kimle kül yutar mısınız? Yani gözlere bak. Ben size gönderiyorum. Tamam. En azından hani bir parçacık da olsa samimiyetimi anlamanız açısından. Ben bugüne kadar yıllardır bak Ece beni tanır. Sen beni yeni tanıyorsun. Hı-hı. Ben magazinden çok çok uzun zamandır uzaktayım zaten. Tabii ki. Çünkü ben işimi bıraktım. Yani, ama hiçbir zaman magazinde Pınar Eliçe'yi görmedik biz. İşte yani, aşk hayatı olsun vesaire olsun yaptığı gerçekten işlerle gündemde olmaya çalışan bir insan. Bir dönem sana ne satışıyorlardı ya. Çok orada selülit, burada selülit. Hatırla. Selülitim vallahi yok. Nasıl buna onu nasıl ispat edeceğim onu bilmiyorum ama. Şimdi tabii şey, artık yoktur yok da. Yani. Ya sen ne kadar kadınsın ya. Nereye girdin ya? Tabii öyle değil miydi ya? Ya Allah'ım yarabbim ya. Selülit var mı? Var, her kadında var. Kimin selülütü yok ya? Ben var ama dönem yok ettiriyorum. Var. Şimdi dönem dönem oluyor. Bak nereden nereye geçtik. Evet, ay biz çok berbatız. Şimdi dönem dönem oluyor tabii ki. Herkes ben şimdi Mart gibi başlarım o çalışmalara. Nisan, Mayıs, Haziran'a kadar selülit kalmıyor. Yeni çalışmalar. Bugün Mart 1 çalışmalara başlıyor. Çalışmalara hayır, ne yapıyorsun gerçekten bunu da hanımlar izliyor. Selülit masajla. Selülit masajı var. Çok tabii, etkili çok değil mi? Bol etkili. Su. Bol su. Onun belli gıda şeyleri var işte. Alkali falan besleniyorsun. Ananas yağı varmış. Ananas var. Ödem sökücü falan. Neyse bunları yapıyoruz. Bizi bir yaz götürüyor. Yerim ya. Sonra kışın ortası. Sonra kışın sere serpe. Tekrar. Nasıl olsa artık yaz değil. Etek giymiyorsun. Çorap giyiyorsun kışın falan. İdare kapat. Atıyorsun yani, iyi oluyor. Çok tatlı. Öyle çözüyorum. Var tabii ki de sorunlar. Sizin yok burcunuz değil. Ne? Ben sen sever misin bilmiyorum ama ikizlerim ben. Anladım. Bak sevmez. İkizler ama için yükselenin başak. Yükselenin başak. İkizler için hep derler ya işte. Benim öyle böyle. Erkek arkadaşım ikizler ve ben. Benim de ikizler bir oğlum var. Erkeği zor. Çok zor. Bak sabah kalkıyor başka bir fikir, akşam yatıyor başka bir fikir. Ben sana bu konuda yardımcı olacağım. Teşekkürler. Şimdi diğer o malum de, haciz konusuna haciz, geleceğim. Evet ya, o çok önemli. Bizim doğru mu? Şaziye abla diyeceğim. Buradan beni izliyorsa da cevap hakkı da doğar. Nişantaşı'daki yer mi? Evet, bizim Şaziye abla. Evet. Şaziye abla benim annemin 30 yıllık arkadaşı. Evet. Yani bana gelene kadar konu akşam oluyor. Evet. Biz yıllardır kendisini, bütün kürklerimi de ondan almışım. Hı-hı. Ben. Yani bir tane kürk olayı değil bu. Şaziye abla kapat o dükkanı ya. Bak valla. Valla ben Cuma günü Şaziye ablayla konuştum galiba. Ekmeği ama onu başka bir şeye dönüştürüle bilinir. Anladığım kadarıyla önümüzdeki günlerde zaten kimse kürk giymeyecek gibi, evet, bir durum var. Ya Allah herkesin yardımcısı olsun. Bak kimsenin ekmeğiyle oynamak değil amacımız. Burada başka bir şey konuşuyoruz. Şaziye ablayı ben çok severim. Biz ailece görüştüğümüz insanlar. Bizim en son bir leopar kürkle ilgili bir durumumuz oldu. Ben gittim bir gün dükkanına. Biz böyle çay kahve içmeye gideriz. Alışverişe değil yani. Dedi Pınar ya çok güzel dedi, bir leopar kürk geldi dedi. Benim de leopara böyle zaafım vardır. Severim leoparı. Bakayım dedim. Ya dedi al götür bunu dedi, evde bir bak dene. Şey yap falan. Neyse aldım götürdüm. Ben de o samimiyete güvendim. Aldım götürdüm. 3 gün 4 gün bende kaldı. Ondan sonra dedim bunun fiyatı ne Şaziye abla? İşte şu fiyat dedi. Söylemek istemiyorum. Ya dedim bu biraz benim bütçemi aşacak. Bir de dedim yani şu an çalışmıyorum, etmiyorum. Yeri zamanı değil. Buna ayıracak bir bütçem yok.
bunu sen geri alsana dedim. Hayır, sana çok yakıştı. Ayda 500-300 nasıl ödüyorsan öde dedi bana. Hay Allah'ım ya Rabbim. Anneme dedim ki anne bunu nasıl çözeceğiz biz? Hani kaldı üstümüze şu an kürk dedim. Farkında mısın? Yani bir alıp çıkmayla kaldı. Ben dedi konuşurum Şaziye ablanla, şey olmaz dedi. Çünkü annemin arkadaşı. Hallederim dedi. Hallederim dedi. Ondan sonra bir müddet sonra annemin telefonları Şaziye abla çıkmadı. Milyon kere aradı anne. Allah. Milyon kere aradı. Aa, hani annesi Şaziye... burada bu arada o yüzden evet, bakıyor. Annem de burada. Evet, evet, milyon kere aradı bakın. Bağlanabilir ve şey ben yine onları çok seviyorum ayrı konu. Evet. Finalde baktım iş artık sarpa sarıyor. Hı. Ondan sonra ben de yurt dışındaydım. Bir gün annem beni aradı. Pınar dedi bize bir haciz geldi. Aa, şaka. Bak, nasıl haciz anne dedim. Yani çünkü haciz gelmeden önce bir ihbar kağıdı gelir. Değil mi? Evet doğru. Der ki sizin bu kadar borcunuz var. Çünkü hayatımda da ilk defa bir haciz olayıyla karşı karşıyayım. Allah bunca yıllık şeyde. Yani ben ne ekmekle oynarım, ne kimsenin ekmeğine göz dikerim, ne de insanların hakkını yiyebilecek bir kadınım. Yani ben zaten cömert bir kadınımdır. Beni bilen bilir. Kimsenin parası bende de kalmaz. Sonra ne oldu? Sonra hayatım. Celp bize gelmeden bize haciz geliyor. Bir kere bu usulsüzlük var bu işte. Evet, usulsüzlük. Tabii sana tebliğ edilmedi öyle bir şey. Tebliğ edilmedi ve ben itiraz hakkım olmasın diye benim. Çünkü itiraz edersen belki haklı görüleceğim. Hay Allah'ım anne dedim sen avukatı bana ver. Konuştum. Ettim ben 3 güne kadar geliyorum. Lütfen şu an hiçbir işlem yapılmasın. Bunu ben çözeceğim. Neymiş dedim. Ben kendi avukatımı yönlendirdim. Onlar konuştular. Pınar Hanım dediler burada usulsüzlük var benim avukatım. Usulsüzlük var. Biz bunu dava açalım karşı dava. Hayda buyur. Ben de böyle şeyleri pek sevmem. Ben de hayatımda sansasyon olabilecek çok şeyler yaşadım. Ben de bir boşanma geçirdim. Benim de erkek arkadaşımla ilişkimde problemler yaşadım. Her maddi insan gibi. Sıkıntılar çektim. İnanın cebimde 5 kuruş olmadığı zamanlarım oldu. Hangi dönem oldu o ya? Dönem işte oldu. Bir dönem oldu. Bir dönem oldu. Oluyor. Yani hani geri çekilmişim ya bir kere. Hani ama kendi işime çok şeyler yaşadım ben. Hayat kolay değil. Hepimiz tabii bir mücadelenin içerisindeyiz. Ama hiç yansıtmadın. Ben sevmem. Sevmem. Ben hayatım boyunca şöyle bir olay yaşanır. Her şey yaşanır. Tabii mesela ki. Ben de boşandım neler yaşadım. Boşandıktan sonra yaşadım. Ama ben bunları hep kapatırım. Kol kırılacak yerin içinde kalacak. Kol kırılacak yerin içinde kalacak mantığıyla. İyi karşı taraf da helal olsun kapatmış. Normalde de işte karşı taraf da kapatmayınca mecbur konuşuyorsunuz. İşte krizi iyi yönetmek de lazım ama senin durumun öyle değil, seninki durum daha farklı. Evet. Ben o senin biliyorsun olayını biliyorum. Gerçekten. Daha farklı. Allah yardımcın olsun. Sağ ol. Derken olay çığırından çıkacak. Bak annem zaten sinir krizi geçiriyor. Annem de benim çok şeydir. Böyle kavgacı bir tiptir biraz. Anne dedim dur. Ay, tamam. Hiç belli değil. Hiç belli değil. Çok tatlı. Gayet oturuyor bacak bacak üstüne. Hayır haksızlığa gelemiyor. Tabii herkes. Haksızlığa gibi. Gelemiyor. Ya dedim anne Şaziye ablalar bizim dedim bak eski ahbabımızda yemiş içmişliğimiz var. Ne yapalım artık bu kürk üstümüze kaldı bunu ödeyeceğiz dedim. Yapacağız yani bunu. Bu noktaya gelmesi çirkindi dedim. Ben kendi avukatımı devreye soktum. Kendi avukatlarıyla konuştum. Dedim ki bunu bir taksite bağlatalım. Çünkü fahiş bir fiyat. Gerçi 50 bin lira değil 30 bin lira. TL mi? TL 30 bin TL ama onlar faiz 25. koymuş 25, 25 aslında. Faiz koymuşlar onu koymuşlar bunu koymuşlar 50 bin yapmışlar şişirmişler. Kürk'ün normal fiyatı 25 bin TL ama 50 bin TL haciz geliyor hacizle bana. 50 bin TL'lik haciz geliyor bana bak bu da etik değil. Bunun devamını reklamlardan sonra Pınar İlçe'den dinleyeceğiz kısa bir aramız var sonra buradayız. Evet, doyamadık gerçekten. Pazartesi geliyorum Kürt'le beraber. Kürt'le birlikte ve geliyorum. Bu Şaziye Hanım'ın hikayesini pazartesi böyle güzel bir anlatacağız. Dinleyelim. Anlatacağız. Hatta kendisi de bağlanabilir. Evet. Ben Sultan yanayımdır. Sizi çok seviyorum. İyi ki de gelmişim İyi buraya. İyi ki de gelmişim. Pazartesi geldim. Gene şöyle geliyorum. Şöyle 3 kere dertleşelim. Evet. Peki bugün 1 Mart en sevdiğim adamın doğum günü. Babacığım doğum günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Görüşmek üzere. Gülcan'ın babasına buradan sevgilerimizi veriyoruz. Mutlu yaşlar. Yıllar. Efendim pazartesi günü görüşmek üzere. Hafta sonunuzun en güzel şekilde geçmesi dileğiyle Pınar İlçe'ye sonsuz teşekkür ediyoruz. Ama pazartesi günü zaten bizimle birlikte olacak. Kürküyle beraber. Yaktığı kürküyle. Yakılan kürkle. Evet. Yakılsın o kürkle. Roma'yı da yakarım. Evet. Ben biriyle buluştum bu arada. Biraz önce Meral Kaplan'ın eşi şu anda hala eşi olan Erhan Bey'le konuştum. Onun iddiaları da çok enteresan. Sürekli bana iftiralar atıyor diyor. Ben size bunları ispatlayacağım diyor. Cevap hakkını sakladı. Pazartesi sizinle de bir peki bunu da söyleyelim. Örfi Bilgin. Örfi Bilgin'e de sevgilerimizi iletiyoruz. İş insanı. Onunla ilgili bir takım iddialar vardı. Masaya getirmiştik. Ama o iddialarla ilgili söyledik doğru olmadığını da sonradan. Seni seviyoruz Örfi Bilgin efendim. Karşılıklı özür dilendi. Kafa
bağlandı konu diyoruz ve örfü bilgine de sevgiler iletiyoruz. Başka özür dilemek istediğim birisi var mı? Ben kimseden özür dilemedim bu arada. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bilen de örfünün arasında diyoruz. Sevgiler. Hoşçakalın.